burası Türkiye sivil havacılık konusunda gerçek bir çöl. Bu çölün içinde de burası gerçek bir vaha. Bütün imkanlarıyla böyle bir organizasyonun burada olması Türk sivil havacılığı adına büyük bir kazanç ve biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Avrupa'da yaklaşık her hafta bir festival var, havacılık festivali. Çünkü Avrupa'da amatör havacılık çok fazla. İnşallah bunu biz Türkiye'de de o şekle getirmeyi istiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde Ali İsmet Hoca'nın yaptığı gibi bu tür faaliyetleri yapmayla bu işi daha fazla geliştirileceğini, işte hava şeritlerinin açılması, amatör kulüplerin daha fazla geliştirilmesi, havacılığın, amatör havacılığın daha fazla gelişmesi için bu tür organizasyonlara çok ihtiyaç var. Ali İsmet Hoca da sağ olsun bu tür organizasyonları yapıyor, bizi de çağırıyor. Biz de elimizden geldiği kadar Türk Hava Kurumu olarak bu faaliyetlerde bulunmayı istiyoruz, yapmayı istiyoruz. Yani bu tür faaliyetlere katılmayı çok çok seviyoruz aslında. ...2015 yılından beri çok fazla sayıda fuarlara katıldık. Gerçekten onlarla kıyasladığımız zaman interaktif bir etkinliği olarak mukayese edilemez seviyede şu an Sivrihisar. Ki eş zamanlı standlar var ve bunlarla birlikte uçabilecek tüm hava araçları, insanlı insansız birçok hava araçları uçuşunu da sağlıyor. Böyle bir ortam, hani filmlerde biz görürdük ve imrenirdik. Yani bunu Türkiye'ye getirildi şu anda. Bu anlamda tekrar bir kez daha Ali İsmet Öztürk ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Merhaba, biz Ankara'dan geldik. Gerçekten çok güzel bir gün, çok güzel bir gösteri var bugün. Türkiye'de daha önce böyle şeyler çok az görünüyordu. İkinci gelişim benim, geçen yılda geldim. Bildiğim kadarıyla 3 yıldır gerçekleşiyormuş. Bu yıl ama geçen yıldan daha farklı, hiç görmediğim uçaklar var. Dünyada gerçekten çok az sayıya sahip, çok klasik, çok eski 2. Dünya Savaşı ve öncesi uçakları var. Bu gerçekten heyecan verici. İlk defa geliyoruz, çok güzel bir organizasyon. Çok memnun kaldık. Türkiye'de inşallah böyle daha da devam eder. Yani yine geliriz biz. Ben de ilk defa geliyorum. Memnun kaldım. Ama daha çok böyle duyurulsa daha iyi olur. Hani ben hiç duymadım. Erkek arkadaşım duydu. Onun sayesinde geldik. Eskişehir'de yaşıyoruz. Hiç bir yani havacılık da esasında Türkiye 10 numara bir hatta Eskişehir 10 numara bir yer. Ama hiçbir şekilde duyurulmuyor. Merhabalar, Sivrihisar Hava Gösterilerine geçen sene de katılmıştık.
Aslında Ali İsmet Öztürk Derneğimizin ilk kurulduğu yıldan itibaren bize desteğini hiçbir zaman esirgemedi. 2015 yılında derneğimiz kurulduğu zamandan beri her zaman yanımızdalar. Geçen sene de buradaydık ve gitgide artan bir performans ve kaliteyle yani aslında Türkiye'de ilki başarıyorlar ve bu da çok büyük bir ciddi başarı, emek gerektiriyor. Bu anlamda kendilerine tebriklerimi iletmek istiyorum bu vesileyle de. Yani bu işi başarmak gerçekten Türkiye şartlarında çok büyük bir organizasyon. Derneğimiz hakkında şu şekilde, 2015 yılında kurulan derneğimiz Eskişehir merkezli ve şu anda 1500 tane üyemiz ve 7 ilde temsilciliğimiz bulunmakta. Üniversite öğrencileri tabanlı aktif ekibimizle birlikte sadece geçen sene 7 ay içerisinde 65 tane etkinlik yaptık. Bu yıl inşallah 10 tane ilde yurt içi temsilcilik, 2-3 tane de yurt dışı temsilciliğimizle herkes için havacılık markasını daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Gönüllü çalışan arkadaşlarımızla birlikte havacılık kültürünün yayılması ve havacılık bilincinin arttırılması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İsmim Ali Açan. Şu anda Plan 3 Okul Müdürü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 25 senedir bu işin içindeyim. 25 senedir planörle uçmaya devam ediyorum. Ayrıca PPL lisansıyla beraber motorlu uçuşum var. Ultralight'ta uçuyorum. Amatör olarak yamaç paraşütüyle uçuyorum. Yani zaman buldukça uçmaya devam ediyorum. Planör motoru olmayan hafif varıcı sınıfında aerodinamik yapısıyla beraber havada tutunabilme kabiliyetine sahip bir hava aracıdır. Gördüğünüz üzere kanat açıklığı normal uçaklara göre daha fazladır. Bu süzülmesine yardımcı oluyor. Hava şartları müsaade ettiği müddetçe havada kalabilir. Şu anda eğitimler 16 yaşından gün almış bütün gençlerimiz ve biz Türk Hava Kurumu olarak eğitim veriyoruz. İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde bu eğitimlerimizi veriyoruz. Planörcülük lisans almayla başlar. Şu anda ATO yetkimizi aldık. Lisans vermeye de önümüzdeki yıl itibariyle inşallah başlayacağız. Üç adet olmak üzere toplamda 6 adet makineli tüfek. Hakan Ertan, ODTÜ Havacılık Mühendisliği mezunuyum. Ultralight sınıfında öğretmen pilotum. Bu uçakta Spaçek SD1'in kit halinde Türkiye'ye getirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün çok hafif hava araçları amatör yapım yönetmeliği kapsamında benim tarafımdan yapılan bir uçak. Boş ağırlığı 120 kilo ile 130 kilo arası değişen, maksimum kalkış ağırlığı 240 kilo, 20 beygir ile 33 beygirlik arasında motor takılabilen, 170 kilometre saatte 100 bunda 33 beygirlik motor var, hız yapabilen bir ultralight. Bir hava aracısını almak zorundasınız. Çünkü yerden kiralayabilirsiniz.